niyet olduğunu yok. Ben bunu Şimdi ben şeyde orada arabada değilim. Şimdi ben buraya Resul'le konuşuyor. Resul biliyor. Bunların izin al. Bu konudaki gelişmeleri en detaylı şekilde verebilmek adına sizleri bugün buraya davet ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu projede çok önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri gerçekleştirmemek için yaptığımız çalışmalar var, attığımız adımlar var. Ve bu adımların önemli isimlerinden, önemli mimarlarından birisi, projenin sorumlusu, kendisini şimdi takdim edeceğim. Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkan Danışmanlarından Sayın Raif Tokel sizlere. Bu binayı niçin seçtik? Biz neden bu mahalleyi seçtik? Onu açıklayayım. Çünkü bu iş bittikten sonra malum biz Türk'üz, çok iyi de dedikodu yaparız. Dedikoduya mahal vermeden birinci ağızdan onu açıklayayım. Kent müzeleri özellikle tarihi kimliği olan yörelerde seçilir. 2005 yılında Tarihi Kentler Birliği toplantısında bana bir soru yöneltildi. Sen Zonguldak'ta çalıştın. Zonguldak'ta bana bir tane mahalle gösterin dedi Sayın Metin Sözen. Ben de hem Sayın Başkanıma telefonla aradım Halil Bey'i, hem de kadim dostum rahmetli Osman Zeki Oral'ı aradım. Bu mahalleyi önerdiler. Dolayısıyla bu mahalle devletin kayıtlarında tarihi kimliğini koruyan mahallelerden biri. Buraya göreve başladığımda da bu mahalleyi seçtik ve ev arayışına girdiğimizde Nezih Bey'in çok ciddi katkıları oldu. Birkaç ev aradık ve en uygun bu evi bulduk. Başkanımız Sayın Osman'a ilettik. Derhal belediye meclisimizin değerli üyelerinin katkılarıyla, oy birliğiyle bu binayı biz kamulaştırdık. Bina kamulaştırdık ama binanın projesi çok önemliydi. Müze olarak kullanımı anlamında önemliydi. Ve projeyi çizdirdik. Proje müellifi Vedat Bey de burada. Ona da teşekkür ederim. Niçin bu bina? Mahalleyi bu nedenle seçtik. Niçin bu bina? Bu bina tarihi kimliği olan bir bina. Devletin kayıtlarında 19. yüzyıl yerel mimari örneklerinden biri. Karar vermeden önce binanın fotoğraflarını Tarihi Kentler Birliği'ne getirdim. İnceledi Metin Sözen. Bize şunu söyledi bana. Koskuya'ya selam söyleyip bu binayı mutlaka korusun dedi. Ama ne yaparsa yapsın dedi. En uygun da müze dedi. Ve o tarihten bu yana kolları sıvadık. O aşamada da Batı Karadeniz Kalkınma Birliği, biz de bu birliğin üyesiyiz belediye olarak ve üstelik çok onur duyacağım bir şey söyleyeceğim. 3 ilin borcu olmayan tek belediyesi olarak üyesiyiz. O nedenle orada bizim kredimiz bir hayli yüksek. Bunda Sayın Fosbu'nun kişisel özelliği de önemli. Ve bir projeyi ben kaleme aldım. Kaleme aldıktan sonra projeyi kabul ettirdik. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı projemize 561 bin lira parasal destek verdi. Yani karşılıksız bir destek bu. Peşinden Tarihi Kentler Birliği çalışmalarımızı izledi. 50 bin lira onlardan destek aldık. İhaleye çıktık ve ihale şu anda isimde gezeceksiniz. Bina bu hale geldi. Neden kent müzesi? Çağdaş müze anlayışıdır bir kent müzesi kavramı. Yaklaşık 2000'li yıllardan beri tartışılır. Ama bir türlü hayata geçmez ülkemizde. 2000'li yıllarda Tarihi Kentler Birliği ile başlayan bu süreçte Bursa ile başladı. Biz de adım attığımızda 7. müze olacaktık ama bazı nedenlerle geciktik. Ve bugün Türkiye'de yaklaşık demiyorum kesin 16 tane kent müzesi var. Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi de 17. Yani bunun gururunu sizlerle paylaşmak için buradayız. Bize bu onuru verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. Yalnız Ereğli halkından ve bizi dinleyen herkesten müzenin içinin doldurulması için katkı ve destek bekliyorum. Bunu da esirgemeyeceğinizi biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Genelde irticayla konuşurum ama yazıyı böyle tek tek size okuyacaktım. Çünkü teknik konular var aralarında. Ama çok fazla konuşmama gerek kalmadığını düşündüm. Bu yazıyı falan okumayacağım. Raif Bey her şeyi anlattı. Bu bir mücadeledir. Kentin ayağa kalkması için yapılan bir mücadeledir. Bu mevki çok önemli bir mevkidir. Tarihi bakımından çok önemli bir mevki. Aynı zamanda Cumhurlar diye bildiğimiz aile zamanında buraya yerleşmişler, yaşamışlar. Daha sonra el değiştirmiş ama sivil mimari örneklerinden biri olduğu için belediye olarak buraya
el attık. Belediye meclisi arkadaşlarımızın da destekleriyle kamulaştırma kararı aldık ve bu binayı kamulaştırdık. Ve sivil mimari örneği olarak aslında uygun tarzda binayı ayakta, tarihi ayakta, aslında bir tarihi ayakta tutuyoruz. Ona gayret ediyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de vilayetlerde var genellikle. Mesela ben Gaziantep kent müzesini gezdim. 16 tane var Türkiye'de, yani illerde kent müzesi. Karadeniz'de, Bilecik'te Türkiye'deki 16'nın üzerine bir daha ekleniyor. 17. kent müzesini açıyoruz. Bu çok önemli bir gurur kaynağı Karadeniz eriliği için. Buna gurur duyuyoruz. Vedat Bey de burada çok büyük emekleri var, sağ olsun. Onlara da teşekkür ediyorum. Bakka yetkililerinin çok büyük emekleri var. Karşılıksız hibe aldık. Az evvel Raif Bey de söylediği gibi biz orada çok şanslıyız. Çünkü borçlarını ödeyen, yani Bakka'ya yükümlülüklerini yerine getiren tek belediyeyiz. Hiçbir yere borcumuz yok zaten. Oraya da borcumuz olmadığı için her projemizi kale alıyorlar. Borcu olan belediyelerin projelerini zaten kabul etmiyorlar. O bakımdan da şanslıyız çünkü hiçbir yere borcumuz yok, Allah'a şükür olsun. Ve bu binanın mimari, sivil mimari örneği şekline getirmek bizim görevimiz. Ustalarımız çalışıyor, onları yapıyorlar. Ama sadece binayı yapmak çok önemli bir olay değil. Önemli olan bu kenti yaşatmak için bunun içerisine verilecek eşyalar. Yani ne olacak? Karadeniz eriliğinin tarihinde, geçmişinde, evlerimizde, bodrumlarımızda bulunan eski eşyaları, Ereğli ile ilintili eşyaları bizlere getireceksiniz. Bunları yayınlayacağız, burada göstereceğiz, sergileyeceğiz ve veren ailelerin de isimlerini oraya yazacağız. Yani kimlerin o eserleri sakladığını, değer verdiğini ve burada sergilenme sırasında da isimlerini yazacağız. Dolayısıyla burayı canlandırmak Ereğli halkının elinde. Bu kent müzesini yaşatmak için bütün Ereğli halkına buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen evinizin kenarında bulunan, köşesinde bulunan tarihi bir takım eşyaları bizlere vakfımız karşılığında vermek üzere belediyeye müracaat etmenizi özellikle rica ediyorum. İstirham ediyorum. Ve Karadeniz Ereğli'nin geçmişiyle, geleceğiyle ilgili birçok eserleri inşallah burada sergileyeceğiz. Hem bir sivil mimari örneği, bir binayı yaşatmış olacağız, hem de içerisinde Ereğli'nin tarihini yaşatmış olacağız. Buraya çok büyük destekler verdiler. Bakka Genel Sekreteri Faruk Bey çok büyük destekleri var. Yine Hakkı Bey hemşerimiz orada yetkili. Çekül Vakfı Profesör Metin Sözen, Türkiye çapında, dünya çapında hocamız, bizi çok sever, Ereğli'yi çok sever. Onların büyük desteği var. Asım Yücel Bey'in çok büyük desteği var. Hem Tarihi Kentler Birliği Başkanı hem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda iyi bir dostumuzdur. Onların da maddi manevi destekleri var. Hep beraber sizlerin de desteğiyle el ele vererek bu binayı en iyi şekilde bitireceğiz. Ama en önemli desteği, bizim beklentimiz Ereğli halkı evinin köşelerinde bulunan, kenarda bulunan tarihi vesikaları bize teslim etsinler ki bu müzeyi yaşatalım. Şimdiden Ereğli hayırlı olsun diyorum. Buna uzun zamandan beri çalışıyoruz ama Ereğli halkının büyük bir kesimin haberi yok bu işten. Onu anlatalım diye, tanıtalım diye inşallah açılışında da hep beraber olacağız. Ama bugün tanıtım için bir araya geldik. Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeğe geçenlerin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki projeyi başlatan ve yürüten de Raif Bey'dir. Onun hakkını vermemiz lazım. Kendisine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada da bu duvarı bırakıyoruz. Müzecilerin önerilen yapım tekniği göstermek açısından. İskeleyi arkadan cevabını falan yapacağız size. Çok hoşuna gitti. Nerede?
Bulutları falan var, onlar yetiyor. Nasıl beşerisi? Burası muhtemelen gelin odası. Evet. Burada gelin. Bir alt şey var. Tabii de bu. Tabii. Ya yani. Her şeyin her detayı çabuk.